Hoş geldiniz. Bugünlerde ilçemizde bazı olumsuz fotoğraflar ve olaylar oluyor. Bunlarla ilgili panoya asılan uygunsuz kareyle ilgili Sayın İl Başkanım açıklamasını yapacak ama ben de bir iki konu var. Biraz hem basını hem de yol arkadaşlarımı bilgilendirmek istiyorum. Biz muhalefet yapıyormuşuz gibi yapmayacağız arkadaşlar. Biz Zafer Partisi'yiz. Biz muhalefet yapacağız. İktidar olmak için muhalefet yapacağız. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Dolayısıyla bazı andımızı okuyan gençlerimizin öğretmenlerini de sorguya almak için Milli Eğitim'e davet edildiği yönünde bilgiler var. Konunun takipçisiyiz. Eğer aslı varsa hesabını da soracağız. Nedenini, andımızı okumak suç mu değil mi öğrenmek istiyoruz. Panoya asılan uygunsuz Atatürk'ümüze, kurucu liderimize yapılan bir saygısızlık olarak adlandırıyoruz. Konuyla ilgili açıklamalarını yapmak üzere Sayın İl Başkanım'a sözü bırakıyorum. Buyur başkanım. Kıymetli basın mensupları, sayın dava arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Bursa'mızın adını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten alan Güzide ilçesi, Mustafa Kemal Paşa'da yaşanan aymazlık hepimizi derinden yaralamıştır. 24 Kasım Öğretmenler Günü için belediye tarafından asılan afişlerde baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin arkasında Buddy Ekrem, Kül Yıkmaz gibi komedi figürlerine, Amerikan fantastik film karakterlerine, Amerikan çizgi film karakterlerine yer verilerek açıkça öğretmenlerimize ve atamıza büyük bir saygısızlık yapılmıştır. Bu afişi hazırlayanların 1926 yılında Bursa'da öğretmen okulundan mezun olan ve görev yaptığı Menemen'de şehit edilen Kubilay öğretmenden, öğretmen babası Hasan Alten'i örnek alarak öğretmen olan ve görev yeri Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerce babasıyla birlikte şehit edilen Neşe öğretmenden, daha birkaç sene evvel Batman'da karne dağıttıktan sonra evine gittiği sırada şehit edilen Aybüke Yalçın'dan ve dahi ülkemiz tarihinde görevleri başında şehit edilen 200'e yakın öğretmenden bir haber olduğunu bilmek, bizler Zafer Partisi olarak bu durumu anlamakta güçlük çekiyoruz. O afişe konulacak fotoğraflar Amerikan film karakterlerinin değil, şehit Kubilay'ın, şehit Neşe Alten'in, şehit Aybüke öğretmenin fotoğraflarıdır. Değerli arkadaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış, çağdaş ve ilerici bir devletin kurucusu olmuştur. Onun anısını yaşatmak ve ona olan saygımızı ifade etmek samimiyet ve ciddiyet gerektirir. Pankartın seçimi Atatürk'ün mirasına olan sorumluluğun ne kadar hafife alındığını ve organize şekilde tahrip edilmeye çalışıldığını bizlere bir kez daha göstermiştir. Kısa bir süre önce yine Mustafa Kemalpaşa ilçesinde öğrenciler öğretmenlerinden bağımsız olarak bir araya gelip andımızı okumuşlardı. Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ ise bu görseli sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bugünlerde yine aynı okulun öğretmenlerinin bu konuyla alakalı sorguya çekildiği duyumları alıyoruz. Bizler öz vatanımızda esir olduk da bizim mi haberimiz yok? Türkiye'ye, Atatürk'e yapılan bu saldırılara daha ne kadar katlanmamız gerekiyor? Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı olarak bu afişin tasarlanması ve uygulamaya konulması aşamasında yetkililerin bir an önce incelenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanmasını talep ediyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı tüm Bursalı ve Mustafa Kemal Paşalı hemşerilerimizin bilmesini istiyoruz. Teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.